Yani Abdullah Hoca belli sıkıntılara vurgu yaptı hep açıklamalarında. Fakat yani oynayarak gelişeceğiz, içeriden oyuncu çıkaracağız, oyunu geliştireceğiz falan dedi ama oyun çok gelişmiyor. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum? Hayır hayır hocam, değil mi? Gitmiyor. Mesela biz geçen Abdullah Avcı döneminde oyunda bir farklılaşma görmüştük. Şimdi göremiyoruz i̇lk başta, şu ilk anda. başta Sonra ikinci de ben dedi çözemedim dedi gitti. O ikinci, i̇kinci sezonunda. İkinci sezonda. Çözemedim dedi. Hatta Abi, üçüncü yani üçüncü bölüm. Çözmesi de. lazım artık. Burada çözeceksin. Burada çözmezsen işi zor. Evet. Yani e, bunu içeriden mi yoksa oyuncu takviyesiyle mi yapacaklar onu bilemiyorum ama bir şekilde e, bunu... E, bu sıkıntıya çözüm üretmeleri şart. Bir de maçlarına bakayım Trabzonspor'un. Bir şey gelirse e, karşılaşmaları oradan da bir bakalım hemen. Bakalım orada nedir ne değildir. Ne, nasıl geldi fikstürü ne oluyor? Tabi orada e, İstanbul İstanbulspor maçı 2-1 yazacak ama orada çıkacak kararı bekleyeceğiz. Yo yo gelelim şeye. Yukarı doğru gelelim bir önce. O 3-0 olacak. O 3-0 olacak evet şey e, yok yok o kadar da değil arkadaşlar. Yavaş yavaş gelelim. Şöyle bir bakalım son 5 15 maça. İstanbulspor'da geçelim. Başakşehir. Şimdi e, 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi orada 3 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle geliyor. 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani galibiyet sayısı son 10 maçta 5. Hani bu biraz inişli çıkıyor. Bak, sana görüyor musun? Galibiyet beraberlik, galibiyet beraberlik. Arada yeni ilgi. Tekrar beraberlik. Orada onları, bu çok inişli çıkışlı bir Orada grafik. Kayseri maçı onları biraz ya, hırpaladı. Trabzon'da. Tabi Adar'da iki maç puan kaybı oldu böylece. Ee, ya yani Bu biraz inişli çıkışlı grafik sıkıntı. O sıkıntı. gelir önümüzdeki döneme bakalım maçlara nasıl başlayacak? İkinci yarıda hemen aşağı doğru inelim Özgür. Şimdi Ankara gücü deplasman, Antalya deplasman, aradaki 10 Ocak'taki maç da Samsun maçı. Hocam. Hmm. 10 Ocak'taki maç Samsun maçı. Ee, o oynanacak. Ankara Gücü ve Antalya deplasmanı arasında Karadeniz derbisi var. Sonra Galatasaray maçı var hocam. Sonra da Rize deplasmanı var. Evet. Kasımpaşa Beşiktaş deplasmanı. Bayağı zor. Burası. İkinci yarıya zor bir fikstürle başlıyor Trabzonspor. Yani tabii planları bir yandan bu seneyi kotarırken bir yandan da gelecek seneyi inşa etmek ama devre arasında öyle çok fazla Yalnız şey Yalnız bu oyunu oynarlarsa bu tarz oyunu deplasmanda rakip takımları hasta edebilirler. Bir de var. şey, Anladın mı? evet. Alanı daraltarak, daraltarak kontrol Rakip yani içeride yapamazlar da atak oyunu evet. oynayamıyorlar çünkü tempolu. Deplasmanda hasta edebilirler. Pas yapıp bilmem ne yapıp arada gidip gelip plan. Büyük Maçlarda Geniş alan olunca daha özellikle. İki tane yan çizgiyi kullanan adamları var. Yani bir şey yapabilirler. Deplasman Topu daha bırak, bırak evet. geçiş oyunundan ya da evet. uzun toplarla ileri onu açıyor evet. indirerek. Mesela avantaj sağlayabilirler bu oyun şekliyle. Onu Olabilir. Ee, bir yandan canlı görüntüler de geliyor. Ee, orada mavili takım. Evet. Evet. Serdar Gürler ne demiş? Maçta çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanabilirdik ama olmadı. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Bu ne demek ya? Soy Burası zor bir stadyum. Buna rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hı. Gol attığım için çok mutluyum demiş Pelkasta. Yani iyi oynayıp hani kazanamamadım, kazanamama durumuyla karşı karşıya kalmayız demek istemiş herhalde Serdar Gürler. Bilemedim. Başakşehir takımı da eski Başakşehir değil. Yani Başakşehir... Kesinlikle. Son 5 sezon Başakşehir performansı hazır mı? He, bunun için demiş. Tamam. Şehit haberlerini öğrendikten sonra kazandık kaybettik bir önemi kalmadı. Allah'tan rahmet diliyorum. Maçta çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanabildik ama olmadı. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmazı evet. şehit haberlerine ilişkin söylemiş. Tabii ki e, milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten e, hani bunun üzerine çok fazla söylenebilecek bir şey yok. E, heh. Son 5 sezonda Başakşehir performansı. İlk 17 maç itibariyle. Hocam bak Başakşehir'in performansa bak. 2019-20'de 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgisi varmış ve şampiyon olmuş sezon sonunda. Evet. 69 puan, ee, çok yüksek bir puan değil şampiyonluk için ama 2020-21'de şampiyon oldu ee, Trabzonspor'la mücadele ettiği, yarıştığı sezon. İlk 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik. Sadece 2 yenilgisi varmış. 2021'de 6 galibiyet, 4 beraberlik 7 mağlubiyet sezonu 12. sırada bitirmiş şampiyon olduğu sezonun 11 puan gerisinde 21-22'de 9 galibiyet o galibiyet sayısı iyi 2 beraberlik 6 yenilgi yenilgi sayısı biraz fazla o sırada 3. sıra sezon sonunda 65 puana 4. sırada kalmış yani bak şampiyonluk 69 puanla geliyor. 65 ile 4. sırada kalıyor. 2022 2023te 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyeti varmış. Sezon sonunda 62 puanla 5. sırada olmuş. Orada 3. sırada. Bu sene yine 20-21'e benzer bir performans. 5 galibiyet, 4 beraberlik, bu sefer 8 mağlubiyet. O sezonu 12. sıradalarmış, 12. sırada bitirmişler. O maçları itibariyle. Şu anda da 13. sırada Başakşehir. Ee, yani çok iyi bir sezon geçirdiği söylenemez. Başakşehir takımının da performansı açısından. Evet. Zaten teknik adam değişiklikleri falan gösteriyor hocam bazı şeyleri. Teknik adam demişken... Ee, Rıza Hoca'yı konuşacağım da Enis Destan'ın açıklaması ne? Maçtan sonra acaba beraber adık vatanımızın başı sağ olsun. Maça gelecek olursak ikinci yarı birkaç pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Hafta içinde bunlara çalışacağız demiş. Densville'de buraya 3 puan için gelmiştik. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. Daha fazla pozisyon ürettik ama ikinci yarıda rakibimiz bizden daha fazla pozisyon üretti. Hedefimiz kazanmakta en azından yenilmedik diyor Densville'de. Batista, ayakta izliyor. Yani Batista Mendy de beklediğimiz şey bu değildi. Tatilden önce 3 puan kazanmak istiyorduk ama olmadı. Sadece 1 puanla yetindik demiş. Batista Mendy Trabzonspor'un yeni transferleri içinde Onaç birlikte en fazla faydalı olan isimdi. Görüntü öyle. Şimdi e, bir e, Abdullah Avcı'nın bir ilk ilk dönem ikinci dönem karşılaştırmasını bir bakalım. Ondan sonra şu maçta bir pozisyon vardı ona bakarız. Sonra Rıza Hoca'nın açıklamalarına e, soracağım Erman Hoca'ya. Şimdi ilk sezonunda Abdullah Avcı'nın ilk 9 maçta 6 galibiyeti, 2 beraberliği, 1 yenilgisi varmış Abdullah Avcı'nın. Bu sezon, bu gelişinde 9 maçta 5 galibiyeti var, ...üç beraberliği var... ...bir mağlubiyeti var... ...şimdi... E, ...çok fazla fark yok... ...yani birbirine yakın performanslar... ...bir galibiyetlik bir fark var... E, ...ama... ...işte rakipler daha farklı futbol oynuyor... Şimdi. Tabii. ...sıkıntı orada... ...özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin... E, ...seviyesinden dolayı... ...bir sıkıntı var o yüzden... Ee, hızlıca hızlıca taşları yerine oturtması lazım Bordo Mavi'lilerin. Ee, zaman zaman ona vurgu yapıyor zaten hoca. Hani gelişerek gelecek seneye yatırım yapacağız diyor ama gelişirken de yarışıyorsun bir yandan. İşte önceliği kupaya verecek. Ziraat Türkiye Kupası'na verecek